Şimdi Pakistan'a gidiyoruz. 2019 denince Pakistan'da ilk akla gelen Hindistan'la yaşanan gerilim, yıllardır bitmeyen 70 yıllık bir mevzudan bahsediyoruz. Keşmir sorunu, aynı zamanda Nawaz Şerif ve Pervez Müşerref gibi ülkenin eski devlet adamlarının yargılanmasıydı. İslamabad'a çevireceğiz bu dakikalarda kameralarımızı. Behlül Çetinkaya, Anadolu Ajansı muhabiri bizi bekliyor. Behlül. Evet, aslında Pakistan'da 2019'da damgasını vuran olay Keşmir konusuydu. Bütün 2019 aslında gölgesinde düşürdü diyebiliriz. Aslında 2018 yılında İmran Han'ın göreve gelmesiyle Pakistan'a barış çubuğu Hindistan'a barış çubuğu uzatmasıyla başlamıştı Pakistan Hindistan arasındaki Keşmir konusu üzerine görüşmeler. Ancak 2019'un Şubat ayına gelindiğinde Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de bir terör saldırısı yaşandı ve bu saldırıda 40'ın üzerinde Hindistan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Tabii Hindistan bu olayın hemen arkasından Pakistan'ı suçladı. Çünkü Pakistan'da terör örgütlerinin rahatlıkla bulunabildiklerine, yerleşebildiklerine inanıyordu. Bunları dile getiriyordu Hindistan. Pakistan ise buna her zaman karşı duruyordu ve elinizde belge varsa açıklayın, birlikte araştıralım diyordu. Ancak Hindistan hiçbir zaman ne diyalog taleplerine ne de Pakistan'la beraber açılan taleplerine cevap verdi. Ve Şubat ayının sonuna gelindiğinde Hindistan, Pakistan'ın Balakot kentinde terör örgütlerinin yuvalandığını iddia ettiği bölgeleri vurdu, uçaklarla vurdu. Bunun bir gün sonrasında ise Pakistan karşılık verdi. Pakistan, Hindistan'ın kontrolündeki bölgelerde boş noktaları vurdu. Bunun da sebebi olarak ne yapabileceğimizi göstermek istedik dedi. Aslında bir yeri vurmak amaçlı değil, bunu istersek vurabileceğimizi göstermek istedik diye açıklama yapmıştı Hindistan, Pakistan. Ancak bu operasyon sırasında Pakistan'ın hava harekatı esnasında karşı çıkmaya çalışan Hint uçakları vardı. Pakistan bu uçaklardan bir tanesini düşürdü ve pilotunu yakaladı, canlı olarak yakaladı pilotunu. Ancak Pakistan hemen pilotu yakalamasının ardından yaptığı açıklamada gerilimin yükselmesini istemiyoruz. Bu nedenle pilotu iade edeceğiz dedi. İki ülke aslında burada savaşın eşiğine gelmişti. Dünyanın dikkati buraya çevrilmişti. Dünyanın birçok noktasından birçok lideri geminin düşürülmesi üzerine iki tarafa da çağrılarda bulunmuştu. Ancak Pakistan'ın pilotu iade etmesiyle gerilim düşse de sözlü olarak düşmedi. Çünkü Hindistan'da bir seçim vardı. İlk seçimde Pakistan karşıtı söylemler çok fazla Hindistan'da oy getirdiği için Hindistan bu söylemleri hiçbir zaman azaltmadı, arttırarak devam etti. Daha fazla Pakistan tehdit eden söylemlerde bulunuldu. Yükselen bu gerilim ve seçim döneminde verilen sözlerden birisi de aslında Cammu Keşmir'in Birleşmiş Milletler kararıyla Hindistan Anayasası'na girmiş olan özel statüsü ve demokratik yapısını koruyan statüsüydü. Hindistan seçim döneminde bu kanunları, yasaları anayasadan çıkaracağını söylemişti. Bu da aslında iktidar arasındaki gerilimi arttırıyordu. Çünkü Pakistan oranın demokratik yapısının korunmasını söylüyor. Ancak Ağustos ayına gelindiğinde Hindistan bu yasaları kaldırarak Cammu Keşmir'i kendisine bağladı. Statüsünü kaldırdı, özel statüsünü, demokratik yapısını değiştirecek kanunu kaldırdı ve merkezden, Yeni Delhi'den yönetilen, yani yerinden değil, Yeni Delhi'den yönetilen bir statüye getirdi Cammu Keşmir'i. İki ülke arasındaki gerilim yeniden yükselmeye başladı ve Pakistan'ın iddia ettiği şu, Pakistan Cammu Keşmir'de şu an bulunan sokağa çıkma yasağı, iletişim yasağını toplama kampına benzetiyor ve bütün dünyaya diyor ki Hindistan dünyanın en büyük toplama kampında 39 milyon Keşmirli'yi tutuyor ve dünyanın en büyük açık hava cezaevi Cammu Keşmir'dir diye söylüyor Hindistan, Pakistan. Bunu tabii Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kurumlara taşıyor sürekli olarak. Sadece Ağustos ayından bugüne kadar baktığımız zaman Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tam 8 kere mektup yazdı. Sadece bu konu üzerine. Tabii Pakistan'da Hindistan ve Keşmir konuları dışında yaşanan diğer sorun ise ve diğer aslında ülke gündemini bayağı meşgul eden konu ise siyasi yargılamalardı. Daha önce görevde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık yapmış kişiler yeni hükümet döneminde yargılanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Nawaz Şerif'ti. Nawaz Şerif 3 yolsuzluk suçlamasının ikisinden hapis cezası aldı. Bir tanesinden tekrar yargılanma kararı aldığı için cezaevinden çıktı ama 2 ay sonra başka başka davadan cezaevine girdi. Bu davanın da
hafif süreci Nawaz Şerif'in rahatsızlanmasıyla sona erdi. Nawaz Şerif kalp krizi geçirdi. Hastanede birkaç hafta yattı. Aslında şöyle söyleyebiliriz ki mahkeme Nawaz Şerif'in canından korktuğu için, hayati durumundan korktuğu için Nawaz Şerif'i tedavi görmek için serbest bıraktı. Nawaz Şerif şu an yurt dışında 3. davadan tutuklu yargılanıyordu. Bundan da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Yani Londra'da tedavisi devam ediyor. Tedavisi bittiğinde hapse gireceğine de söz verdi. Geri dönüp tekrar hapse gireceğine söz verdi. Diğer bir dava ise eski Cumhurbaşkanı Atık Zerdari'nin davası. O da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor. O da yaşı yüksek olduğu ve sağlık sorunları olduğu için tutuklu yargılanırken tutuklu yargılanmasına karar verildi Atık Zerdari'nin. Ama asıl gündeme bomba gibi düşen siyasi yargılama ise 1999'da darbeyle göreve gelen Pervez Müşerref'in davasıydı. Pervez Müşerref 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı süresi dolduğunda süresinin uzatılmasını istemiş. Karşı çıkılınca da anayasa yaskılayıp olağanüstü haline geçmişti ve kendi görev süresini uzatmıştı. Pervez Müşerref bu sene bu aldığı karardan dolayı, 2007 yılında aldığı bu karardan dolayı 2013 yılında vatana ihanetten yargılanmaya başlandı. Pervez Müşerref'in davası 2013'den 2019'a kadar sürdü. Geçen ay alınan kararla Pervez Müşerref idama mahkum edildi. Aslında bu askeri ve siyasi görevde bulunan kişinin Pakistan'da aldığı ilk idam cezası olarak biliniyor. Ve tabii ki de kendisi daha önce de Pakistan'da idam edilen başbakanlar oldu ama darbeyle yönetime gelenler arasında ilk kişi olarak biliniyor. Diğer bir konu ise iki ülke Pakistan ve Türkiye arasında aslında çok önemli bir konu. FETÖ okulları bu sene Pakistan'da Türkiye'ye iade edildi, Türkiye Maarif Vakfı'na. Ve Pakistan aslında dünyada Türkiye'den sonra FETÖ'yü terör örgütü tanıyan ilk ülke oldu. Bu da Pakistan'dan Türkiye adına güzel bir gelişme olarak aktarılmıştı. Behlül Çetinkaya, İslamabad'dan bildirdi bize. Şimdi